dinleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Adana Yüreğir bölgesinden sesleniyor. Yanımızda tornacılık alanında hizmetlerini sunan Mustafa Bey var. Şimdi kendisinden bu sektörle alakalı tüm haberleri alacağız. Röportajımızı hep birlikte izleyelim. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş gördük. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizler de iyi misiniz? Bizler deyiz. Hoş bulduk efendim. Burada faaliyetlerimizden ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce yıllardır süren bu tecrübeyi öğrenmek isterim. Ne kadar zamandır bu alanda faaliyet gösteriyoruz? Biz bu mesleğe yaklaşık 35 yıl önce çok küçük yaşta başladık. Çekirdekten yetiştik. Kendi faaliyet alanımı da yaklaşık 17 yıldır çalıştırıyorum, kullanıyorum. İşimizin başındayız. Elemanlarımızla birlikte işletmemizi yürütüyoruz. Burada torna alanında faaliyetlerimizi sunuyoruz. Öncelikle sizlerden dinlemek isterim. A'dan Z'ye burada bu alanda ne gibi hizmetleriniz var? Biz genellikle Adana ve Türkiye genelindeki farklı sektörde iş yapan fabrikaların yedek parça ve makine imalatlarını yapıyoruz. Bunların konumu ve kapasitesi hiç belli olmuyor. Parçanın büyüklüğü, küçüklüğü, ebatları hiç belli olmuyor. Karşımıza çıkan herhangi bir müşteri işlerinin hepsinin yedek parçasını ve imalatını, aynısını yapıyoruz. Burada zaten izleyenlerimiz de hemen bir yan ekranda görecekler ki gerçekten çok kapsamlı makinalar görüyorum aslında. Burada ne tarz makinalar kullanıyoruz? Bizim burada üniversal tezgahlarımız var, tornamız var, freze, kaynak makinalarımız, sütunlu matkaplarımız, çeşitli takımlarımız. Burada görünen makineler var. İşte bizim iş yerimize gelen işi A'dan Z'ye inşa ediyoruz. Evet. Burada peki bu işi icra ederken eminim ki makinelerin kalitesi de ön plandadır diye düşünüyorum. Biz burada kullandığımız makinelerin kalitesine dikkat ediyor muyuz ya da hangi makinaları tercih etmeliyiz? Bizim tezgahlar zaten kesinlikle profesyoneldir. Bunların yan sanayisi olmaz. Ama makinalarımızın genellikle menşesi Avrupa yapımı. Türk yapımı makinalarımız da var. Takımlarımız da hep Avrupa'dan gelme. Türk malı takımlarımız da var. Onlar da çok güzel. Böyle bu şekilde. Burada makinelerin öneminden de bahsetmiş olduk. Peki biz şu anda işletmemiz Adana'nın Yüreğir bölgesinde yer alıyor ama evet. Biz hizmetlerimizi sadece Adana'nın Yüreğir bölgesiyle kısıtlıyor muyuz yoksa farklı bölgelere de hizmet veriyor muyuz ekibimizle birlikte? Tabii ki Adana'nın bütün çevresine, bütün ilçelerine ve çevresinde bulunan bütün fabrikaların hepsine hemen hemen biz cevap veriyoruz. Yani bizi tercih eden fabrikalarla çalışıyoruz. Evet. Anlaştığımız şekilde. Anlaştığımız süre içerisinde, bizi tercih ettikleri süre içerisinde biz de onların bütün işlerini yapıyoruz. Peki, 35 yıllık bir deneyimden dinleyelim. Bu mesleğin önemli olan kısımları neler? Yani biz bu meslekte nelere dikkat etmeliyiz müşteri memnuniyeti açısından? Şimdi işin kalitesi ve çok önemli. Kullandığımız malzemenin kalitesi çok önemli. Bizim dünyada maden üzerine, demir üzerine sanayide kullanılan 3000 çeşit metal çeşidi var. Bunun içerisine altın, gümüş, mücevher de dahil olmak üzere. Bizim demir kullandığımız metaller böyle dışarıdan baktığınızda belki normal bir demir gibi görünüyor ama her malzemenin, her demirin bir seri kodu vardır. Her malzemenin de çalışacak olduğu yerde görevi vardır. Her demiri, her metali her yerde kullanamıyoruz. Mesela bir dişli yapacağımız zaman onun sınıfı ayrıdır. Bir perno mil ya da aparat yapacağınız zaman onun sınıfı ayrıdır. Hep yani kalite. Kesinlikle burada kullandığımız demir çeşitlerine dikkat etmemiz gerek. Tabii ki. Aynen öyle. Burada peki size verilen bir işi ekibinizle birlikte toplamda ne kadar süre içinde siz teslimini sağlıyorsunuz? Bu işin sürecine bağlı. Mesela iş vardır, bir günde de biter, bir saatte de biter, bir aylık işler de var. Mesela o aldığımız işin şeyine bağlı. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre teslimat süresi de fark ediyor. Mutlaka tabii ki öyle. Peki burada bölgede uzun zamandır faaliyet gösteriyoruz. Müşteri memnuniyetlerinden bahsetmezsek olmaz. Nasıl geri dönüşler sizi mutlu ediyor mu? Tabii ki canım. Mesela bizim Adana dışında çok müşterimiz var. Adam oradan buraya çiğniyor. İlla ki Mustafa Ferhat onu siz yapacaksınız diyorlar. Bizi tercih ediyorlar. Bu da neden? Esnek davranışımızdan, esnaflığımızın düzgün olmasından
yaptığımız işin kalitesinin güzel olmasından kaynaklanıyor. Sebebi budur yani. Yani burada müşteri memnuniyeti de bizi oldukça tatmin ediyor. Ferhat Bey demişken, Ferhat Bey sizin oğlunuz. Siz burada oğlunuzla birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Oğlunuz dışında peki burada kaç kişilik bir kadromuz var? Toplamda 7 kişilik kadromuz var. Burada 3 tane profesyonel ustalarım var. 3 tane de dış ekibim var. Fabrikalarda yaptığımız işin montajını, arızasını, oradaki arıza tespitini yapmaya gidiyorlar. Böyle çalışmalarımız var. İş yerinde de bu çalışmayla biz işimizi yürütüyoruz. Burada aynı zamanda biz yaptığımız işin de arkasındayız. Yani kesinlikle iş bittikten sonra müşteriyle ya da firmayla olan kontağımızı kesmiyoruz. Kesinlikle. Tekrardan herhangi bir sıkıntı ya da problemde onlara yardımcı oluyoruz, değil mi? Evet, tabii ki. Mesela müşterinin makinasında bir arıza ile oluşan bir takım varsa, biz o arızayı gidermeye gittiğimizde, o parçayı gördüğümüzde diğer tarafını da arz ediyoruz. Bak, burada da bu arıza var diye. Bizim yaptığımız parçanın, arızanın biz arkasındayız. Ama o yaptığımız parçayı bozacak gelen arıza varsa onu müşteriye söylüyoruz. O da bizi takip ederse makinası sorunsuz bir şekilde çalışır. Eğer bizi takip etmezse arızanın arkasında başka bir arıza meydana gelir. Evet, yaptığımız işlerden bahsettik. Ben çok kısa hem izleyenlerimiz için de hem kendimiz için de makinalarımızı yakından görmek isterim, göstermek isterim. Dilerseniz makinalarımıza bakalım. Tabii ki, lütfen buyurun. Evet sevgili izleyenler, röportajımıza son olarak makinalarımızın bulunduğu yerden devam ediyoruz. Aslında o güzel işlerin hepsi buradan çıkıyor diyebilir miyiz? Tabii ki, aynen o şekilde. Peki şu anda arkamızda görmüş olduğumuz makinenin işlevi nedir? Bu universal bir torna tezgahıdır. İnsan bireyle, yani bizim kontrolümüzde çalışan bir makina. Universal tezgah diyoruz biz bunlara. Bunların ebatları çok değişiyor. Şu anda bizim dükkanımızda bulunan bu tornanın kalitesi toz torna dediğimiz popüler bir tezgah. Universal bir tezgahtır. Bununla işimizi yapıyoruz şu an burada. Aslında sizinle sektörle alakalı tüm bilgileri aldık Mustafa Bey. Ben yavaş yavaş röportajımızı kapatacağım ama izleyenler sizlerle iletişime geçebilmek için, ulaşabilmek için var mı işletme hayat bir sosyal medya hesabımız? Onu öğrenelim sizden. Var tabii ki. Ferhat Torna adıyla bize tüm sosyal medya hesabından ulaşabilirler. Orada ayrıca numaralarımız da yer alıyor. Sizin oradan iletişime geçebilirler. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz. Röportajımızı bitirmeden önce var mı eklemek istediğiniz birkaç cümleniz? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Adana'ya yolu düşen tüm misafirlerimizi, müşterilerimizi bekleriz. Evet sevgili izleyenler, Mustafa Bey'le röportajımızın sonuna geldik. Burada size sektörle alakalı elimizden geldiğince haberleri ve bilgileri vermek istedik. Sizler de eğer bu alanda çalışabilecek bir firma arayışındaysanız kesinlikle vermiş olduğumuz sosyal medya hesapları üzerinden firmayla iletişime geçebilirsiniz. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden devam ediyor.